Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Rabbim bütün ibadet ve taatlerimizi kabul eylesin. Huzuruna alırken dostum diye aldıklarından eylesin. Ruzu mahşerde çağırdığında dost olarak çağırdıklarından eylesin. Bizleri kendisine gerçekten dost olan, dostlarının başı olan Habibinden, Habibinin izinden yürüyen büyüklerimizden, Efendi Hazretlerimizden, Efendi Babamızdan ayırmasın. El-Mektubur Rabi'u ve Selâfe Mi'e 1. cilt 304. mektup İlâ Mevlâne Abdilhayy fi beyanil a'mâli sâlihatil letî nîta biha ba'dül duhûlil cenneti fi ekteril âyâtil Kur'âniyye ve fi beyan edâ-i şükrü ve beyan-ı bazı meâni salâtu ve esrârih. Cenab-ı Hak Celle ve Alâ Hazretleri Kur'an-ı Kerim'inde cenneti vaat etmiştir. Muhtelif surelerde, muhtelif ayetlerde cenneti vaat etmiştir. Cenneti vaat ederken iki şart söylemiştir. İki şeyden bahsetmiş. Sadece iman edenlere deyip de cenneti vaat etmemiş. İmanın yanında bir de ameli salihi kayıt olarak koymuş. Yani ben cennete talibim. İlk cennete girenlerle girmek istiyorum diyen iki ayaklı yürüdüğümüz gibi sağ ayak sol ayak aynı şekilde insan cennete girebilmesi için iki ayağı lazım. Birisi iman ayağıdır, birisi de ameli salih ayağıdır. Bu ikisi olmadan cennete giremez. Cennete giremez derken ilk cennete girenlerden giremez. İman olmasa zaten hiç giremez ama iman var, salih amel yoksa Cenab-ı Hak vaadini iman ve ameli salih sahibi olanlara vaad ediyor. Peki diyor ki İmam Rabbani Kuddise Sirru Hazretleri Ba'del hamdi ve salavat i'lem Es'adeke Allahu Teala ennehu kâne li tereddüdü min muddetin medidetin fi ennel murâde bil a'mâli sâlihati leti ce'alallahu subhanehu teâlâ ve'ade dukûlü cenneti merbutan biha fi ekril âyâtil Kur'âniye. Yani Kur'an-ı Kerim'in birçok ayetinde Cenab-ı Hak cennete girmeyi iman ve ameli salihe bağlamıştır. İman belli. Fakat ameli salihten maksat nedir? Bu konuda birçok uzun süre ben tereddüt ettim diyor İmam Rabbani Kuddise Sirruhu. Acaba bu ameli salihlerden maksat hangisidir? Hel huve cemi'ul amali salihe ev ba'duha. Bütün salih amelleri yapana mı Cenab-ı Hak cenneti vaat etmiş? Yoksa bir kısmını yapana mı cenneti vaat etmiş? Bu konuda ben tereddüt ettim. Acaba o mu bu mu diye düşündüm. Fe inkâne el cemî' fedâlike mutahassirun. Eğer bir insan cennete girebilmesi için imanın yanında bütün salih amelleri yapması gerekirse gerçekten çok zor bu. Peki fe innehu kalle men yekûn muvaffakan li itiyânil cemî'. Bütün salih amelleri yapmaya muvaffak olan çok az olur. Ve inkân el bâdâ fe mechûlun gayru mutayyenin. Eğer bazı salih amelleri yapan imanın yanında gireceklerse hangi bazı? Bundan neyi anlayacağız? Gayru mutayyen. Fe ufîdâ fil hâtir. Bu konuda tereddüt ettim. Nedir cevap? Tatmin edici bir cevap. Düşündüm, tefekkür ettim. Sonra gönlüme şu cevap akıtıldı diyor. Ahiren. بِمَحْضِ فَضِلِ حَقِّ سُبْحَانَهُ Cenab-ı Hakk'ın fazl-ı keremiyle efendim kalbime şöyle bir cevap akıtıldı. اَنَّهُ لَعَلَّ الْمُرَادَ بِتِلْكَ الْاَعْمَالِ صَالِحَ اَرْكَانُ الْاِسْلَامِ الْخَمْسَ اَلَّتِ بُنِيَ الْاِسْلَامَ عَلَيْهَا Bu salih amellerden maksat. İslam'ın beş esası vardır. Ki bunlar İslam'ın rükünleridir. Bunları kim doğru düzgün yaparsa imanın yanında ilk cennete girenlerle girer. Kalbime Cenab-ı Hakk'ın lütuf ve keremiyle bu cevap akıtıldı diyor. Demek ki Cenab-ı Hak Celle ve Ala Hazretleri cenneti vaat ediyor. İman edenlere ve salih amel işleyenlere imanda zaten zerre kadar şüphe olmaz. Salih amelden maksat nedir? O maksud olan salih amelleri de insan doğru düzgün yaparsa cennet ona vaat edilmiştir. Gözünü yumduğu zaman kendisini cennette görecektir. Rabbim her birimizi gözünü yumduğunda cenneti görenlerden eylesin. Fe izâ uddiyet hâzihi'l usûlü'l hamsetü alâ vecihil kemâl.
Fakat burada önemli olan şey diyor, bu bütün salih ameller denmedi, İslam'ın beş esası dendi. Ne var beş esasında işte? Namaz var, oruç var, zekat var, hac var. Zaten bir tanesi kelime-i şehadettir. Amel olarak dört tane amel kalmış oldu. Bu dört tane ameli usulüne uygun bir şekilde, kamil bir şekilde eda etmek lazımdır. Namaz namaza benzeyecek, oruç oruca benzeyecek. Hani şöyle bir hadis-i şerif vardır. اِذَا لَمْ تَنْهَكَ صَلَاتُكَ عَنِ الْفَحْشَاءِ فَلَسْتَ بِمُصَلِّ وَرُدَّتْ صَلَاتُكَ عَلَى وَجْهِكَ كَالْخِرْقَةِ الْمُتَوَسِّخَةِ Yani kıldığın namaz seni günahlardan, yanlış şeylerden uzaklaştırmıyorsa, çirkin şeylerden uzaklaştırmıyorsa, sen namaz kıldım zannedersin ama namaz kılmadın sen. Senin kıldım diye zannettiğin namaz bir paçavra gibi suratına ahirette vurulur diyor. Demek ki namaz kılmaktan namaz kılmaya fark var. Şimdi zaman zaman sohbetlerimde söylüyorum. Burada da yeri gelmişken söyleyeyim. Yıllarca önce böyle hanlar Türkiye'de İstanbul'da yeni yeni yapıldığı dönemlerde Bayrampaşa'da böyle yakışıklı bir han yapan bir abimiz vardı. Mütedeyyin, dindar bir abimiz vardı. Maddi durumu iyiydi. Fakat aradan zaman geçti bu abimiz. Öyle bir iflas etti ki bir daha toparlayamadı kendisi. Muhabbetimiz vardı. Bir gün oturduk kendisiyle konuştuk. Dedim ki abi ne oldu sana ya? Ne yaptın yani? Sen zekat verirdin ya. Hayır sahibi birisiydin. Ne oldu? Nasıl bu hale geldin dedim. Yıllarca toparlayamadı kendisi. Hala da eski haline gelmedi. Dedi ki hocam dedi. Ben dedi o zamanlar kot pantolonlar biraz yeni meşhur olmuştu. Almanya'dan bana sipariş geldi. Numune istediler. Numune gönderdim. Yüklü bir sipariş geldi. 4 tır mı 5 tır mı ne kadar tır sayısını bilmiyorum. Yaptım dedi. Bütün sermayemi servetimi oraya koydum dedi. Ve dedi bunları dedi Almanya'ya gönderdim. Teslim alacak olan firma baktı. Dedi ki numuneye uymuyor bunlar. Yani bize verdiğin numunenin kalitesiyle bunlar aynı değildir. Hiçbirisini almıyoruz, hiçbirisine geri götüremezsiniz. Hepsi çöp oldu hocam dedi. Benim bittiğim zaman oldu. İşte o ben bittim orada dedi. Yani ben kabul edilir diye sundum, satarım, köşeyi dönerim de iyi köşe dönecektim. Onları kabul etselerdi. Ama dediler ki bizim istediğimiz kalite bu, senin getirdiğin kalite bu. Biz bunu kabul etmiyoruz. Bu tırları da geri götüremezsin dediler. Ve ben o zaman iflas ettim dedi. Toparlayamadım. Şimdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Sallu kemâ râitumûni usallî. Benim nasıl namaz kıldığımı görüyorsanız siz de öyle namaz kılın diyor. Bizim namazımızın örneği numunesi var mı? Allah bize numune verdi mi Celle Celaluhu? Verdi. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz'in numunesini verdi bize. Namaz numunesini verdi bize. Şimdi acaba bizim namaz numunemize, bizim namazımız Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin namaz numunesine uyuyor mu? İşte burada şu vardır. Yani hacca giden insanlara diyorlar ki haccın kabul edilip edilmediğinin alameti farikası nedir? Haccı mebrur, mebrur hacca geriye dönersen köşeye dönersin. Günahların affedilmiş, pırıl pırıl tertemiz dönersin. Peki benim haccım mebrur mu, makbul mu, değil mi? Nereden bileceksin? Sana bir şey gelmez, beraat kağıt gelmez sana. O ahirette anlaşılır. Ancak alameti farikası var mı? Vardır. Hacca gitmeden önce hayatına karışmış eksikler, gevşeklikler, tembelliklerden tevbe etmişin, döndükten sonra hayatında bir düzelme varsa o haccın mebrur olduğunu alametidir. Şimdi bizim kıldığımız namazın da kabul edildiğin alameti nedir? O namaz bizi ne yapması lazım? İnne salate tenha anil fahşai vel münker. Çirkinliklerden, yalandan, iftiradan, düşmanlıktan, birbirinin arasına fitne fesat sokmaktan ne yapması lazım? Engellemesi lazım değil mi? Namaz kılan adam yalan söyler mi? İftira eder mi? Etmez. Ediyorsa namazda sıkıntı vardır yani. O kıldığı namazda sıkıntı yoksa ayette sıkıntı yok. İnne salate tenha anil fahşai vel münker. Hacı Salih Efendi Hazretleri vardı. Efendi Hazretlerimiz çok iyi muhabbetleri vardı. Böyle bir araya gelip konuştukları zaman çok tatlı nükteleri olurdu. Bir gün rahmetli İhsan Efendi hocamız Hacı Salih Efendi Hazretleri'nin de bulunduğu bir mecliste
utlu ma uhiye ileyke minel kitabı ve akimis salah ayeti kerimesine mana veriyor. Sohbet ederken utlu habibim oku, ma unzile ileyke minel kitap, sana indirilen kitap ayetlerini oku ve akimis salah, namazı da dosdoğru kıl. İnne salate şüphesiz, şöyle mana verdi rahmetli hocamız. İnne salate şüphesiz o dosdoğru kılınan namaz. Elif lam ahdi harici yaparsanız akimis salate de namazın ikamet dosdoğru kıl demektir. Yani o dosdoğru kılınan namaz insanı kötülüklerden nehyeder. Rahmetli Hacı Salef'in dedi ki, ya İhsan Efendi dedi, ben burada yıllarca mana veriyordum, böyle mana hiç aklımdan geçmedi dedi. Yani biz nasıl mana veriyorduk? İnne salate şüphesiz namaz, tenhanil fahşâ, insanı kötülüklerden, çirkin şeylerden men eder. Her namaz men etmiyor insanı. Adam hem namaz kılıyor hem yalan söylüyorsa, hem namaz kılıyor ticaretinde sahtekarlık yapıyorsa, hem namaz kılıyor hem ahlaki sıkıntısı varsa, anasının, babasının gönlünü kırıyorsa, kısacası şeriat-ı verrayı Muhammediye'nin dışına çıkıyorsa, o namazda problem var. Kıldığı namazın problem var. Onu düzeltmesi lazım. Şimdi cennete girmeyi vaat eden Allah Celle Celaluhu iki şarta bağladı. Birisi iman, birisi salih amel. Bu salih amelden maksat nedir diyor İmam Rabbani Kuddüs-i Sırrı Hazretleri. İlham ile bana öğretildi ki erkanı İslam'dır, erkanı hamsedir. Yani İslam'ın şartları dediğimiz o beş tane esastır. Ancak bu beş tane esas diyor, ala vechil kemal yapıldığı zaman fel mercu en tekunen necatü vel felahü naktel vakti. İşte o zaman insan tabiri caizse köşeyi dönmüş olur. Bekliyor. Neyi bekliyor? Son nefesini bekliyor. Cennete ulaşmak için, cenneti görmek için, onun kokusuna ulaşmak için onu bekliyor. Dolayısıyla fe inne hadil kamsete, bu beş tane İslam'ın beş esası, fi haddi zatiha a'malun salihatun. Bunlar zaten salih amellerdir. Salih amel deyince evvela akla bunlar gelir zaten. Efendim, ve mevani'u lisseyyiati vel münkerati. Bunlara baktığımız zaman her birisi insanı kötülüklerden, yanlış şeylerden de uzaklaştırır. Öyle mi? Oruç da uzaklaştırır, zekat da uzaklaştırır, hac da uzaklaştırır. Bunların her birisi insanın hayatında devrim yapar. Yani doğru düzgün namaz insan hayatına, ahlakında devrim yapar. Doğru düzgün tutulan oruç insan hayatında devrim yapar. Bir insan hacca gider ve gerçekten haccı usulüne uygun bir şekilde yaparsa o insanın hayatında devrim yapar. Gidişi başka, dönüşü başka olur. Dolayısıyla namazı bir namaz olarak görmemek lazım. Bir namazın arkasında yalana set vurmak var. Bir namazın arkasında fitne fesada set vurmak var. Bir namazın arkasında efendim insanları birbirine düşürme, hastalığına, kibir hastalığına set vurmak var. Ne kadar kötülükler varsa namaz dur, dur, dur diyor, onları engelliyor. Bu kalitede bir namaza ihtiyaç var, o kalitede bir oruca ihtiyaç var, o kalitede bir hacca ihtiyaç var. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu her birimizi ibadetin hakkını vermeye gayret eden bahtiyar kullarından eylesin. Burada bırakayım, ondan sonra de oradan devam ederiz. Allah seni de kurtarsın, beni de kurtarsın. Şimdi bu hastalık herkeste var. Fena fillah, baka billah makamına ulaşırsa adam, o zaman namaza girdiği zaman namazın dışında bile huzur içerisindedir. Şunu abimizin söylediği çok güzel bir sorudur. Şunu söyleyeyim. Hani geldi sahabeden bir tanesi radıyallahu anh, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, ya Resulallah dedi, ben münafık oldum falan dedi. Niye öyle diyorsun dedi. Ya dedi, seni dinlediğim zaman dedi, öyle imanım zirveye yükseliyor, cenneti görür gibi oluyorum, cehennemi görür gibi oluyorum falan. Böyle huzuru tam yakalıyorum. Fakat hurma bahçesine gidince, biraz karışınca, buradan uzaklaşınca kalbim karışmaya başlıyor diyor. Dönüyor, tilkiler dönüyor, tilki kuyrukları dönüyor diyor kalbimin içerisinde diyor. Yani bu senin huzurunda başka, orada başka, bunda sıkıntı var dedi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, hani beni dinlediğimiz zaman yakaladığınız o noktayı her 24 saat bunu devam ettirebilirseniz la safahatkumul melaike, melekler sizinle musafaha yapardı.
Farklı bir adam olurdunuz o zaman. Fakat böyle değildir. Böyle olmuyor. Bunu herkes beceremez. Bazen böyle, bazen böyle olur. Zaten burada da cihat meselesi çıkıyor. Ne demek cihat meselesi çıkıyor? Yani kalbimde o dalgalanmalar oluyor. Ben bir tarafta mücadele veriyorum. İyisini yakalamaya çalışıyorum. Ya rahatsız oluyorum ondan. Bu rahatsız olmak da bir cihattır. Yeter ki insan bundan rahatsız olsun, bunu düzeltmeye çalışsın. Yoksa senin dediğin hastalıktan acaba olmayan adam yoktur. Cenab-ı Hak hepimize bu konuda muvaffakiyetler ihsan eylesin. Emin olma aduye etme feryat. Yılan kişiye olmaz çünkü evlat. Aman a'dai din dost olmaz üstad. Emin eder bir gün emin olanı berbat. Şu küfr imana zıt hakka gidelim. Cemali ve kemale seyredelim. Büyük Şeyh Efendi Mustafa İsmet Garibullah bu Risale-i Kutsiyesindeki beytinde bize diyor ki sakın diyor. Düşmanın vardı. Hiçbir zaman düşmanından emin olma. Büyüklerimiz hep şunu söylemişlerdi. Hiçbir zaman düşmanını gözünde küçültmeyeceksin. Acizdir, beceriksizdir, bir şey yapamaz demeyeceksin. Düşmanını gözünde küçülttüğün zaman düşman gerçekte büyür. Hilesi ve destisini etkili yapar. Ama eğer insan düşmanını gözünde büyütürse ona göre tedbirini almış olur. Tedbirini alınca da hilesinden kurtulmuş olur. Şimdi bizim nefis ve şeytan düşmanımız var. Gözümüzü yumduğumuz zaman ayağımıza çelmeyi takar. Öyle mi? Yani kocaman bir cemaati Efendi Hazretlerimiz Kuddise Sirru Hazretleri Cenab-ı Hak ondan bizi ayırmasın. Yıllarca irşad etmiş olduğu cemaatimiz, kalabalık hoca efendilerimiz, belli bir kemalata ermiş insanlarımız. Ama Efendi Hazretlerimiz Cenab-ı Hak ona emaneti aramızdan alınca baktık ki bir dakika ya biz kemale erdik zannediyorduk. Meğer biz kemale ermemişiz ya. Biz daha nefsin kölesi miyiz ya? Enaniyetten kurtulamamışız biz ya. Ucubten kurtulamamışız. Biz uçtuğumuzu zannediyoruz. Ne uçması be? Yani insan düşmanını, nefis ve şeytan düşmanını hiçbir zaman küçük görmeyecek. Herkes için geçerli. Herkes için geçerli bu. Düşmanını küçük gördüğün zaman düşmanı güçlendiriyorsun. Ona kuvvet veriyorsun. Çelme taktığı zaman beyin kanamasından götürebilir. Allah muhafaza eylesin. Dolayısıyla yılan olmaz kişi evlat. Yılan ne kadar yakışıklı olursa olsun evladımdır deyip de koyununa koyabilir misin? Onun yatağına koyabilir misin? Evladımdır deyip sayılabilir misin? Eder bir gün emin olanı berbat. Yani düşmandan emin olursan bir gün yanlış yaptığını, perişan olduğunu ve ayağına çelme taktığını, yere düştüğünü, beyin kanamasından gittiğini görürsün. Şu küfür imana zıt hakka gidelim, cemali ba kemale seyredelim. İmanla küfür daima zıttır. Şeytanla insan, daima şeytan insanın, insan da şeytan insanın düşman olduğu kesin. İnsan da şeytana düşman olmalı. Fettehidûhu aduvva, Mevla Celle Celaluhu, onu siz düşman kabul edin. O zaten sizin apaçık düşmanınız. Siz de ona düşman muamelesi yapın diyor Rabbimiz Celle Celaluhu. Yüce Rabbim her birimizi hem nefsimizin hem şeytanımızın hem de şeytan gibi insanların fitnesinden, fesadından hepsi himaye eylesin. Rabbim dünyadan ahirete göçerken imana kamille göçebilmeyi, imanımızın zirvede olduğu, ameli salihimizin dorukta olduğu, günahlarımızın sıfırda olduğu bir anda kelime-i şehadetle emaneti teslim ederek cennet bahçesine girer gibi kabre girebilmeyi her birimize nasip etsin. Hoca Efendi buyur. İbrahim Hocam buyur. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed.